Hatta buradan da söyleyeyim. Hatta kameraya bakarak söyleyeyim. Arkadaşlar eğer Yani bu öznerlikle konuşuyoruz o zaman. Tabii. Beğenmezsek atarız ya Kurgut. Kırmızı <laughs> aksesuarları aldın mı? Galiba, Galiba en utandığım bölüm bu oldu. Kırmızı iş çamaşırı asla giymiyorum. <laughs> hatta iş çamaşırı giymiyorum. Lim, mesela bu Limbo FM deneyiminde e, en bana acayip Bunu çeviriyorum. Evet. Senden gelsin. Benden mi gelsin? Senden gelsin. Abi şimdi o zaman 2023'ün son günlerini yaşıyoruz. Şöyle bir özet yapalım. 2023'te 2020'den sonra kazık her geçen yıl biraz daha genişliyor. 2023'te güzeldi. Enflasyon %1 milyara falan oldu. Bir şeyler oldu. Ölçülemez durumdayız. <laughs> evet ölçülemez. <laughs> Doğru. 2023 bence şeyin ne derler kötüye gidişin ölçülemez olduğu <laughs> <laughs> bir yıl. Yani her sene böyle şey oluyor Aralık ayında. Ama şu yıl gitsin de yenisi gelsin falan muhabbet. Evet. Ben gelininden de korkuyorum ben ya. Yani. Ben de artık korkuyorum ya. Ben de artık korkuyorum. Ama güzel şeyler de oldu be. Hatırlamıyorum. YouTube'a başladık. Bir tek, bir tek bu var. <laughs> bir tek bu var. Yani benim hayatımdan daha iyi oldu dediğim bir tek bu var 2023'te. Evet. Zaten bu bu da biraz şey gibi değil mi ya? Bir kaçış Projesiydi aslında yani. Hayır, ya çok çok güzel oldu yani sağ olasın yani senin. Eyvallah. Senin Yok ya sen katıldın daha da güzelleşti. Senin sayende gerçekten hani benim çok yapmak istediğim bir şeydir radyoculuk. Hı hı. Benim de hep özendiğim diyeyim. ama fırsat çok, bulamadığım çok, bir şeydi. Çok yapmak istediğim bir şeydi. Hani o, o tam, tam, olarak bu herhalde değil mi? Evet öyle? yani kameralar olmasaydı radyo evet, araya gitti yani. şarkı almıyoruz. Evet. Tamam, tamam <laughs> <laughs> tamam yani bu. Aşağı yukarı bu. Ama yani benim mesela en unutulmaz... Yani işte bir İstanbul'a gittim hı -hı. İzmir'den. Orada bir şirkette çalışıyordum. Remote çalışıyordum. Hı hı. O sırada çok korkunç yağışlı bir gün 5 Şubat. Ondan sonra ertesi gün işte sabah bir kalktım. Cep telefonunda mesajlar depremle alakalı. Evet. Yağıştan zaten berbattı böyle şeyin. İstanbul'da kötü gri bir hali vardır ya. Evet, evet kimse kimseyle görüşmek istemiyor vesaire falan. O sabah kalktım, mesajları gördüm. Ondan sonra işte arkadaşlarımızdan kötü haberler geldi falan. Ya bence orada ip koptu yani. Yani 2023 ile ilgili filmin koptuğu yer evet. bence depremdir yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ondan sonra arkasından seçimler gibi bir karambol, berbat bir dönem yaşandı. Evet oradaki bir katarsis, toplumsal katarsis yaşadık bence ülke olarak yani seçimlerle beraber. Arkasından da susuz yaz yani. Doğru. Böyle benim için 2023'ün özeti. Maalesef her yılın sonunda genelde kötü şeyler daha çok aklımızda kalıyor ama zaten dediğin gibi yani çok büyük bir felaket yaşadık. Ya çok baskın konular yani hani. Evet. Hepsi çok baskın konular. Hepsi birbirini tetikledi. E tabii ekonomi de mesela çok alım gücünün bu kadar bir anda düştüğü bir dönem çakılması. Hiç olmamıştı bu Kork kadar. Korkunç düştüğüm. şeyler ama güzel şeylere odaklanmak lazım ya. İşte güzel şeylere kendimizi oyalamamız lazım. Çünkü dünyanın hali malum. Ülkenin hali malum. Dünyanın da hali berbat. Gerçekten. Berbat berbat canım. Yani nereye ne kafanı çevirsen herkes de böyle bir üçüncü Dünya Savaşı ne zaman çıkacak acaba falan diye sanki. Böyle bir yurt dışına mı kaçsak acaba şey olurdu gençliğimizde <laughs> evet. böyle bir başın sıkıştığı zaman. Şimdi he. nereye kaçacaksın? Neye kaçacaksın gerçekten? Kuzeye bakıyorsun savaş, güneye bakıyorsun savaş. Evet her tarafımızda. O, o, falan falan filan ama ben bu yani genel olarak hani hayata bakışımda bir enseyi karartmama şeyi Hı -hı. vardır. Evet sen daha iyimser bir insansın. Evet öyle bir hani bir... Um, umut var bir tavrım var yoksa Evet çünkü, <laughs> çünkü deneyim dediğimiz şey yani bütün bunların toplamı aslında. E doğru. Evet ve hani insan ne kadar hani acı şeyi yaşasa da hayatı devam ettirmeyi temel olarak ya bu güdülenmiş bir şey. Kesinlikle. İnsan. Dolayısıyla hayat devam ettirebilmek için de neşelenebilmek gerekiyor bir noktada bir şekilde ve hakikaten de şeyi buluyoruz. o bütün karanlığın içerisinden mesela Limbo FM'i buluyoruz. Limbo FM'i buluyoruz. <laughs> evet. Limbo'da güzel zaman geçiriyoruz ya. Bana çok iyi geldi abi. Ben o yüzden hani 2023 benim için geri dönüp hatırlamak istediğim kısmı bu YouTube işine cesaret edip girmek oldu. <laughs> Çünkü o şey vardı yani. Lan YouTube şimdi YouTube'a mı düştük? Hani <laughs> O şey vardı yani <laughs> başlangıçta. Ama sonradan çok keyif aldım. Çok güzel insanlarla tanışmaya başladık. Evet evet gerçekten. Yani. Böyle takipçi mi demek lazım? yok arkadaş edindik artık onları Yo, arkadaşımız ya arkadaşımız onlar Ya işte yani. bence bu etkileşimli medyanın... Evet güzel e, tarafı. Güzel tarafı. Bu, bunun gerçekten birlikte götürüldüğünü... Hani kesinlikle. Çok rahat hissedebildiğin bir şey. Evet. Ee, ya ben hani şeyde böyle bir iş yapardık. NT'de yeni program hazırlardık falan filan. Ondan sonra hani yayınlanırdı arkasından hani ya sosyal medyada ne yazılıyor falan diye. Ama bir kastırma o yani. E tabii canım tabii. Mecra o değil çünkü. Tabii sen orada çok kurumsalsın hem de mecra o değil. Tabii. Yani o Twitter'da dönmüyor film yani. Sen, ama bu bayağı senin yaptığın işin altında yorumlar gibi. ya da işte Instagram'dan bu arada bir şey rica edeceğim ya canım yakın arkadaşlarımdan. Programla ilgili fikirlerini Instagram'dan mesaj atmayıp YouTube'un altına yazarlarsa çok <laughs> daha mı güzel olacak acaba <laughs> ya yani. Çok, çok güzel olacak. Bayağı kastırıyoruz yani. Evet. <laughs> yani o yüzden olumlu tarafından bakıyorum abi. Ben çok güzel insanlarla tanışmaya başladım. Çok farklı meslek gruplarından insanlarla tanışmaya öyle, başladım. Öyle. Ee, o o yüzden çok mutluyum yani 2023'ün hatırlamak isteyeceğim tarafı hep bu Limbo FM'in başlangıcı oldu benim için. Yani bu öznerlikte konuşuyoruz o zaman. Tabii. Benim mesela bu Limbo FM deneyiminde Hı -hı. E, en bana acayip gelen... Hani sıklıkla seninle konuştuk ama bir kere kameralar önünde konuşuyorum bunu. <laughs> biz Sadık'la birbirimizi bu mikrofonlar başında tanıyoruz. Evet. Ya öncesinde çok böyle bir samimiyet, Yani çok az görüşmüşlüğümüz tabii, tabii iki, vardı. Üç bir kere falan görüştük evet, yani. Evet evet yani biz... Mikrofonda konuşarak arkadaş olmaya başladık <laughs> ve çok değişik bir... inanılmaz bir deneyim değil mi evet, sence de yani? Ya, çok garip bir deneyim ya. Çünkü şimdi programdan önce konuşuyoruz. Program çekmediğimiz günlerde mesajlaşıyoruz. E, birbirimize hitap dilimizi bile çok sonradan keşfetmeye başladık. Yani o bir Hı -hı. şey var hani e, kameraların olmadığı ortamda çok daha kısa sürede gerçekleşebilecek bir şey. Ama e, yavaş yavaş böyle mikrofon başında birbirimizi tanımaya başladık. Bu çok... İlginç bir deneyimdi. Çok enteresan bir deneyim gerçekten. Ama kötü bir deneyim değilmiş bu. Hayır değil. Yani. Ha hayır. Yani. E, bir de bu, bu kadar seneler medya işiyle uğraşıyoruz yani. E tabii ikimiz de benzer yerlerden geldik geçtik. Ama yani hakikaten bu tarafta başka bir hikaye dönüyor. Evet. Ya bu tarafta oturan insanlarla çok böyle çalıştık. Evet. Ve hani onların ne yapacağını ve konuşması gerektiğini söyleyen kişiler ki... oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya kolay mıymış? <laughs> Başta çok zordu. Değil mi? Hatta zor değil derken mesela ben sana çok zorlanmadığımı söylüyordum. Hı -hı. Fakat bölümler geçtikçe bakıyorum ki zorlanmışım Zorlanmışız yani. Zorlanmışız evet. Yani o herhalde ilk 2-3 bölümden sonra insan yavaş yavaş şeyi atlatıyor. Kendi görüntü. ben hala mesela kendi sesime alışamıyorum o benim hiç olmayacak. Ben gerçekten ya, kendi sesimden hoşlanmıyorum. Böyle şey duygusu geliyor. Kurguyu falan bazen yaparken. Ya etrafımdaki insanlar benim bu ses tonuma nasıl katlanıyorlar diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kafa geliyor bana. Bende de var o çok fena. Ben senin sesini daha çok beğeniyorum bu arada. Ya ben ben beğenmiyorum abi. Beni de senin sesin hiç rahatsız etmiyor. Çok doğal geliyor bana. O zaman güzel. Yani sonuç olarak eğer kendimizinkini beğeniyor da karşımızdakini beğenmiyor olsaydık daha kötüydü. E, o daha kötüymüş <laughs> hakikaten. Ya şey oluyor mesela. Diyemezdik. E, <laughs> Kamerada nasıl görünüyorum acaba? Ya yıllarca cep kameranın arkasındaydık. Bir de şeyi fark ettim. Şimdi ışık düzeneyi, stüdyo düzeni vesaireyi ayarlamaya çalışmak. Kendi işin olduğu zaman bizim mesela hala bir tutarlılığımız yok. Ben her hafta ışığın yerini değiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi söyledin? Birisi gibi olsan aman ee, sud, sürekli canım, tutar bir merhaba Tabii tabii. Havamı yaparım yani. O ışık oraya konur, bu buraya konur falan diye ben, artistlik yaparım. Ama, ama, ama bu bence bu değişen dünyamın da getirdiği Hı -hı. bir şey. Yani özellikle bu yeni medya. Hı -hı. tarafında ya sürekli piyot etmek gibi aslında bir şey var ne derler bir, bir, bir doğru var yani değiştirebilirsin tabi yani bir iki, de iki bölüm ben orada oturdum mesela Tabii. normal normalde hani olmayacak bir şey. yerleşim bellidir evet. yani ama şöyle bir güzelliği de var şunu fark ediyorum ee, YouTube'un ayrı bir atmosferi var ya ben mesela ilk kez bir projede şu an kullandığımız normal standart ampuller bunlar abi normalde bir projede bunları kullanmazsın Kullanmaz. yani. hani ama YouTube'da normalde bildiğimiz hata olduğunu düşündüğümüz şeyler YouTube'da samimiyeti arttırdığını. E normalde bu yani. diksiyonlar da olmaz e, tabii ya. bu diksiyonlar da olmaz. Normalde ama şey galiba şöyle bir şeye gidiyoruz. Yani bu o kadar çok kandırdı ki medya. Evet doğru. O amatör hal daha gerçekçi geliyor olabilir. Kesinlikle ya yani bu bu da samimiyeti getiriyor diye düşünüyorum. Hatta şeyin de daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. E, stüdyodan evin bir odasına taşımış olmak daha doğru bir karar değil benim mi? Benim aldığım şeylerin hepsi bu bu hali. Bu düzenek daha bu düzenin mı? Bu daha iyi, i̇yi. iyi olduğu tamam. Günündeydi. Yani e, ev ortamı daha bir sıcak. Bu bizi de herhalde birazcık ra bizi rahat, rahatlatıyor. Biz yine atıyor. dışarıda konuşmadığımız bazı konuları kameralarında önünde konuşmaya evet. başladık <laughs> <laughs> i̇şte seninle aramızdaki böyle garip, garip bir ilişki var. <laughs> <laughs> Kaydetmeden konuşamıyoruz. <laughs> <bazı şeyler. gülüyor> çok iyi yani. Böyle bir sıkıntımız var. E, peki neler bekliyorsun 2024'ten? Aa 2024'ten neler bekliyorum? Aslında içimden geçeni direkt söyleyeceğim ama ben 2024'te ticari hiçbir işle uğraşmayıp full limbo FM'le uğraşmak istiyorum daha. Ah. Bana çok yani baya antidepresan hatta buradan da söyleyeyim hatta kameraya bakarak söyleyeyim. Arkadaşlar ben eğer <gülüyor> <gülüyor> eğer hayatınızın bir noktasında Böyle podcast yapalım falan diye düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa imkanlarınız ne olursa olsun bence yapmalılar. Herkes yapmalı yani. Ya o bu insana çok iyi gelen bir şey ya. Ya olmazı olmazı tarif etmek gerçekten çok kolay. Evet, evet. Ya o, ol, ol, oluru tarif etmek gerçekten zor. Hı -hı. Ama biz zorlanıyor muyuz? Bence zorlanmıyoruz. Bence yani. de zorlanmıyoruz ya. Ya şöyle olsaydı da şimdi mesleki bazı deformasyonlarımız var. Mesela biz şu an bu podcast'i dört kamera ile çekiyoruz. Evet. Tamam mı? Yani burada sayayım. Galiba 9 tane ışık kaynağımız var burada. <laughs> Yapmasam da olurdu. Evet. Yani evet. Hani burada işte ses mikseri, ses mikserinin kayıtçı riski var. Onu bilgisayara aktaralım. Bilmem ne odur budur. Bunun hiçbiri olmasaydı sadece bir aksiyon kamerası veya cep telefonuyla. Çekseydik de aynı tadı alırdım. O yüzden diyorum yani insanlara. Ama bir olmamıza da faydası oldu böyle şey. Ya oldu ama o şeyin getirdiği bir görmek, şey. Ben bir görmek istiyorum böyle Ha tabi ama hiç alıştırmasaydın bir böyle bir böyle bir şey. Ha tabi ama şöyle bir, bir durum da var. Biz bu imkanların var olduğunu daha önce profesyonel hayatımızda kullandığımız evet. şeyler olduğu için bunlar olmazsa olmaz kafasıyla hareket ettik hep. Evet evet. Ya bunlar olmak zorunda. Hayır değil yani. Değil, değil. Olmasaydı biz en başında cep telefonuyla başlamış olsaydık. O, o da olacaktı. Bu kesinlikle olurdu. O, o, o yüzden bu, 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 bu sebeple bu kadar çünkü rahat zaten söylüyorum. zaten bu ışıkların bu kameraların üste düştüğü insanlar olan yani. Tabii canım, tabii aynen de, öyle. Daha da güzel görünmüyoruz e yani. E tabii yani ikimiz de Kıvanç Tatlıtuğ falan değiliz. Olmayacağız da. Ya da ne bileyim İlber Ortaylı da değiliz. Öyle ukalalık yapabilelim her <laughs> yok, konuda. Maalesef. Böyle bir ruhsatımız da yok. Ama işte. Olsak iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Keşke ama e, o yüzden benim insanlara tavsiyemdir abi çok güzel bir antidepresan ve şeyi fark ettim daha hani biz çok yeni başladık 6 ay oldu biz başlayalı sanırım değil mi 5-6 ay, ay galiba. galiba oldu. En utandığım bölüm bu oldu kendimizden bahsediyoruz. Yok Doğru ya mu? bu da <laughs> iş... Elimi <koyacak> yer <laughs> iç döküyoruz evet. geriye dönüp baktığımız zaman acaba mesela 2 yıl sonra. E 2 yıl önceki bölümleri izlediğimizde ne düşüneceğiz kendimizle ilgili? Bence bu çok güzel bir günlük tutmak gibi ya. Evet evet. Bir de şey yani mesela konu seçerken mesela çok titizleniyoruz Hı -hı. ve çöpe attığımız bölümlerimiz var ya. Tabii yani. bir sürü var. Bayağı var. Şu ana kadar benim bildiğim dört bölümü çöpe attık. Evet dört bölümü çöpe attık. Bizim standartlarımıza uymuyor diye. Ve bu 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 tarafı seviyorum. Mesela bunu yapabilmeyi seviyorum. Evet. Ya. Çünkü işte dergi editörlüğü de yaptım, televizyon editörlüğü Hı -hı. de yaptım. Orada kestirmezlerdi, şeylerini attırmazlardı evet. böyle tamam mı yazan. Ya diyorsun fazla cümle var falan tamam atmak hı hı. lazım. Attırmıyor yani. <laughs> ya Kutsal kitap değil yazdığın şey, dergi evet. yazısı falan. E, yani şimdi onu kalkıp da kendi programımızda biz yapmasaydık mesela. Oraya, ya işte bu bu bir rahatlık yani. Kesinlikle, bu, bu, kesinlikle. Bu, bunu böyle gönül rahatlığıyla içimize sinmediğimiz dediğimiz yerde takıp çöpe atabiliyor olmak bence çok büyük lüks. Yani Katılıyorum. yayıncılık dünyası Katılıyorum. için. Katılıyorum. O yüzden YouTube'un böyle özgürleştirici tarafları da var. Ama çok zorlayıcı tarafları da var. Yepyeni bir sansür mekanizmasıyla tanıştık mesela. Bu benim için çok acayip bir deneyim. Evet. Yani. Evet. Yani bazı sözcükleri kullandığımız için YouTube videolarımızı çok az gösteriyor. Hı hı. Yani iyi de o sözcükleri kullanmadan bu meseleyi nasıl anlatacağız? Yani televizyondan daha özgür değilmiş YouTube. Yok hayır değil. Yani belli, belli konularda çok özgür. Belli konularda çok özgür. Yani belli açılardan çok özgür. Ya şu açıdan mesela uçalım mı diye bölüm yaptık. Yani uçma hevesi ha, diye tabii. bir bölüm yaptık. Tabii. Şimdi ben bunu televizyon kanalında ya böyle bir bölüm yapsak desem... Yayınlatamazsın. Evet orada çok Sözü geçen biri olman lazım. Yani evet, tabi. ikna edemezsin yani. Genel yayın yönetmeniyle arandaki ilişkiye bağlı olarak. Evet, senin defa tam böyle şeyler yapıp başarılı olduğunu kanıtlamış evet. olman lazım ki buralara gelmesin. Ya da o yani. televizyon kanalının mevcut yönetim gücüyle arasındaki ilişki senin o bölümde ne söyleyeceğini, Hı -hı. ne söylemeyeceğini, evet. nasıl başlık atıp atmayacağını belirleyebilir. YouTube'ta böyle bir derdimiz yok. Bir de görsel düzenleme açısından mesela sen çok dinamiklerde bulunuyorsun. Evet. O televizyonda mümkün değil yapamazsın yani. yani. bir kere oturur tabii bir de, standartın belirir. De standart bellidir. devam eder. <laughs> hani o Şeydir. Ama işte diğer taraftan da bir otosansür mekanizmamız oldu. Başka türlü bir otosansür tabii, tabii, mekanizmamız tabii. oldu. Bazı sözcükleri asla kullanamıyoruz. Ya şey açısından işte hep böyle bir gündemi yakalama Hı -hı. hikayesi vardır Hı -hı. aslında yayıncılığın. Evet. Yani dalganın yükseldiği yere sürpü, sörf de yükselir. Yani tabii. böyle bir şey var. Şimdi gündem o kadar yani biz bu şey yapmaya başladığımızdan beri gündem o kadar hızlı ve çabuk değişiyor evet. ki. Ee, ve ben hani tek bir gündemle yaşanmayan bir dünyada olduğumuzun da farkına varıyorum bir tarafıyla. Doğru. Ya yani burada hani insanların veya mikro toplulukların farklı farklı bir sürü gündemi var. Veyahut da insanlar arasında çok yaygınlaşan ama böyle ana başlıklara çıkmayan bir sürü gündemler. Eğer oralara falan girmek gibi böyle bir yeni bir kafa kazandırdı 2023. Doğru doğru katılıyorum. Yani çünkü o kadar bunalıyorsun, bazı şeyleri söylemek istemiyorsun, bazı konuları ele almak istemiyorsun ama dikkatini çekiyor. Bir yandan da konuşmak da istiyorsun hı, buna. konuşmak da istiyorsun onu, ama nasıl konuşsak falan hani ama orada işte küçük trikler yakalamak yani 44 yaşındayım, 20 sene iletişim sektöründe geçirdim bunu yarısı medyada geçmiştir. Hı hı ya ben bu tecrübede medya ile ilişkinin yeni şeyler öğreniyor olmaktan çok mutluyum kesinlikle, mesela. Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Ben de işte şeyin özgürlüğünü yaşıyorum. Işığı bu hafta şöyle yapalım ya. <laughs> Kameralar şurada dursun. Açılarımız bile sürekli değişiyor. Yani yani YouTube'un koyduğu sansür bana sansür gelmiyor. Bana geliyor. Yani, ben sinema kafasından geliyorum ya. Şöyle tabii benim, benim rejideki telefonumu susturun okunu diye arayan insanlar olduğu için ben... <laughs> Evet artık burada, yayındayken... burada bambaşka bir gücün <laughs> var. tabii, tabii sen hiç öyle, öyle, bir sansür değil. Tabii. YouTube kendi güvenceyi almaya çalışıyor. Tabii. Bağlamı değerlendirmiyor YouTube. Evet. Sözcüğün kendisine evet. bakıyor. Bağlamı ...göz ardı ediyor. Yani bu, bu hayvanlar kim bilir ne yapar. Evet, yani bu sözcüğü kullandıysa bunlarda bir sıkıntı vardır diyor. Öyle şeyler söylemiş oluyor. O yüzden bizi bu yıl takip etmiş olan... ...çok kıymetli arkadaşlarımızdan... E, ...ricada bulunalım. Biz normalde böyle şey demiyoruz işte... ...beğenin, like atın, şunu yapın, bunu yapın falan demiyoruz. Arşa onu e, yazı olarak... ...giriyoruz genelde. <laughs> böyle trikleri var ama bundan sonra daha bir... ...yorum Acaba 2024'te yaparlarsa... hangi ilkelerimizden vazgeçeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Bence yeni ilkeler edineceğiz ya... Öyle mi diyorsun? Evet. Sponsorluk işine nasıl bakıyorsun? Hı? Hadi bak, yayında sorayım sana. Tamam, ben sundu sunara varım. Sundu sunara varım diyorsun. Evet. Kanal büyürse. Sundu sunara varım. Değil mi? Daha fazlası. Ama ha. şu elimizde görmüş olduğunuz. <laughs> ha, değil mi? Ürün tanıtımı bana <laughs> ya. ya o şey bozuyor ya. Yani. Ben mesela bir YouTube kanalı izlerken e, ürün tanıtımı bir anda işte şu VPN servisi çok tatlıdır falan diye tanıtmaya başladıklarında bir bir şey oluyor. Ya ben şeyi de çok spor medyasını YouTube'dan takip ediyorum. Hı hı. Artık orada suyu çıktı yani. Hani, Öyle mi? Aa tak kesiyorum şimdi seni. Evet şimdi. <gülüyor> 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 Buyurun hocam devam edin. <laughs> Nasıl kesmek istemedi bana geldi iş yani. Ama artık televizyonda biliyorsun. Sponsorlar artık televizyonda değil YouTube'dalar. Öyle. Ve 90'lı yıllarda yapabildikleri ve daha sonra üretik tarafından yasaklanan bir takım şeyleri yapabilir duruma geldiklerini de saldılar yani. He anladım. Yani, Yok ya ben de... Öseda Sayan program sunarken araya şey girerdi. E, elinde ürünle geçen mankenler falan ha, Doğru, <laughs> doğru, bravo. Çok benzemiyor mu sence de? Evet, ona? evet, doğru. Bak hiç bu açıdan düşünmemiştim. Yani Doğru bravo. O, o hemen hemen eski alışkanlıklara geri döndü. Reklam verenlerimiz <laughs> zümbürü, medya ajansı. <cazı. gülüyor> Bakalım bu nereye hemen, gidecek. Yani, su, bize bize sun, sunar kadar yakışır. Evet, en en fazlası odur Çünkü diye düşünüyorum. Çünkü ben bir de ürünümü bana sundurtmam yani ne kadar Değil mi? Ne diyeceğim O kadar ya? da değil be falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Ya ya şimdi denedik de daha... <laughs> Evde yapsan ailesini daha iyi. <laughs> bir de ürünü gömmeye başlarız ya. YouTube nasıl özgür diye. Sundu sunar güzel. E peki şeye ne düşünüyorsun? Benim onunla ilgili bir fikrim var. Bu e, katıl aboneliği gibi bir şeyler oluyor. Bazı o o konuyu hiç düşünmedim. Yine kameralar önünde düşünüyorum. Kameralar önünde düşünelim Ne olacak? Beğenmezsek atarız ya kurguda. Ya, ya şöyle <laughs> katıl aboneliği ya ben şeyi me medyada genel olarak bu abonelik sistemleri mesela Hı -hı. E e ondan sonra kayıtlı kullanıcı falan filan konusu hep böyle gündeme gelirdi yani. Hı -hı. Ya senin gazların 5000 tane abonesi varsa ölmezsin falan diye böyle. Hı. -hı. Şimdi ben buna çok sıcak olmadım hiçbir zaman. Evet. E çünkü o senin gazetecilik performansını çok etkileyen bir şey. Katılıyorum. Yani seni çok satman lazım. Çok Katılıyorum. Sat, çok satmanın mantığı nedir? Çok sa satarsın ve reklam <laughs> alırsın. Ve böylelikle hakkınla gelir üretmiş olursun. Şimdi... Şu şu bana tuhaf geliyor YouTube kanallarında biz ayakta kalmamız lazım. Niye? Çünkü size yayıncılık yapıyoruz. O yüzden katıl düğmesine basınız. Evet. Ne? Yani... Ya ben orada bak benim en çok midemi bulandıran şey şu oluyor. Mesela bazı çok sevdiğim kanallardan bu yüzden abonelikten çıkmıştım. Katılı özel içerik. Çok yanlış buluyorum ben. Yani. ben de çok yanlış buluyorum. Çok yani. yanlış benim buluyorum. içime sinmeyecek bir şeydir bu. Yapmam evet. yani ben bunu. Çok yanlış buluyorum. Yani medya hı <laughs> hı ben, ben, ben mesela medyadan iyi para kazanıldığını çok sonradan öğrendim yani. <laughs> evet bazı kriterlerinden vazgeçersen çok güzel kazanılıyor. Yani ben sen yayın yönetmeniyle muhabirin arasında o kadar dev farklarının olduğunu böyle son birkaç ha, yılımda falan öğrenmiştim anladım. mesela. Ta, hani, hani öyle değilmiş. Herkes zorluk içinde yapıyor falan sanıyordum mesela. <gülüyor> <gülüyor> sen iyimser bir insansın. Ha, o, o yüzden oradaki <laughs> o, o, o işimi bitirdim. Akşam ikinci işimi falan yapıyordum yani. Çünkü gazeteciyiz falan yani. Böyleydim bu iş sanıyordum. İşte. <laughs> <laughs> öyle değilmiş. Şimdi Tabii. öyle olmadığını öğrenince de şey fark ettim ondan sonra. Da işte acaba nasıl oluyor? Hani bayağı ticaret hani dükkanmış. <laughs> <laughs> Sen orada bir takım böyle hani ilkeler mülkeler deyip gazlıyormuşsun. <laughs> Çoluğu çocuğu ucuza çalıştırıyormuş. Yani o durum oymuş yani şimdi. Evet. Şimdi acaba bu katıl düğmesine basılan daha böyle operasyonel kanallar bizim <laughs> ikisi sonuçta. Po po iki kişi podcast arada ko başka konuklarımız da oluyor. Ya biz biz bizim hani öyle üstüne e, ne derler? Bir sürü insan yok çalıştırdığımız yani. Evet doğru. kendin, kendin aa, pişir, kendin yemişler. Evet. Yani onu öyle bir şeyin yükünü taşımıyoruz üstüne. Evet. Şimdi orada muhtemelen o tarz yerlerde der çalışıyor ve o ekiplerin giderlerinin karşılanması lazım ve sponsorluklar yetmiyor galiba hani çünkü bu Ciddi sponsorluklar da geliyor tabii, yani şey. Tabii. Hani o açıdan Ya o içeriye bağlı olarak değişebilir. Ya yani mesela atıyorum bizim katıl butonumuzun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ba Bana yani. da öyle geliyor. Ya yani katıl butonunu ben açmayı düşünüyorum günü geldiğinde. Onu da bir şeye çevirmek istiyorum. Yani bir sosyal sorumluluğa çevirebiliriz. Ha, evet, evet. öyle bir şey olabilir. Çünkü yani. şeyden de çekiniyorum. Şimdi katıl butonunu açma hakkı kazanıp da açmazsam algoritma zaten bize kıl <laughs> tabii, tabii. Ee, daha da kıl olur mu acaba bize diye işte, ama bir sosyal yardımlaşma için yapabiliriz işte, bunu hukuki altyapısını bilmiyorum Fatih, da. Fatih Altaylı teke tek bilimin gelirleri mesela bir hani doktora bursu mu böyle Hı -hı. bir şeye çeviriyorlar mesela Hı -hı. hani o tarz şeyler mantıklı olabilir. Yani o tür bir şey var benim hakkımda. O, o ama daha oralara uzağız bence hani şey olarak. Ha, tabii canım günü geldiğinde şimdi. Ha, o kadar izlenmiyoruz zaten geleceğe dönü planlarımız evet. hayallerimiz diyelim. Evet. Onu... <laughs> aynen. Hani o çok ben, ben çok kıymetli buluyorum bu arada. Bir, bir izleyicinin o katıl butonuyla hani o şey değer. Evet. Vermesi... Bu çok güzel bir gösterge. Ya, bu, bu çok kıymetli bir şey evet. yani. Ç Ama işte çünkü normalde free olması gereken bir servise para veriyor yani. Evet, tabii doğru. Doğru. Yani, hani gazeteyi alırken gidip hani o şu kadar para bir gazeteyi satın alıyorsun yani. Hı -hı. YouTube öyle değil sonuç olarak yani. Tabii. Tabii. Ya yani işte premieri satın alıyorsan, YouTube Premier'i satın alıyorsan zaten reklamdan kurtarmış oluyorsun. Evet. Yani, yani üstte bir de bu falan hani gerçekten bana çok şey gelmiyor ama buna rağmen yapan e, izleyicinin çok değer verdiğini göstergesi. E tabii bu güzel de bir şey. Güzel de bir şey. Dolayısıyla hani onu ya yani... şey yapabiliriz belki. Abonelik şeyleri oluyor ya böyle seçenekleri. Mesela 1 liralık abonelik yapabiliriz. Ha, evet, ya, evet. yapabiliyorsak yani. Evet. Ya yani bak bakmak lazım. Ama ben çok şey, Limbo FM'den çok ümitliyim. Ben de yani şu açıdan çok ümitliyim e, hayatımda canımız sıkıldığı her zaman diliminde bunu yapıyor olmak bana çok iyi hissettiriyor ya. Böyle e, ha, aynı şeyi dönüp dönüp söylüyorum ama bayağı antidepresan benim için yani. Peki yılbaşı gecesi için hazırlıkların var mı? Var. <laughs> Kırmızı aksesuarları aldın mı? <laughs> Hayır ya. <laughs> ya bir de şey geyiği var ya yeni yıla nasıl girersen hiç öyle geçmiyor ya. Evet. Ben neler denedim bak. Evet. Bak 38'ime gireceğim. Ben neler denedim ya şu bir yaşa kadar. Bir 3 kere girdim ya 10 dakika önce. Kendisinde 10 dakika söz Birisi tutsun diye. Abi neler denedim hiçbiri olmuyor. O yüzden kırmızı iş çamaşırı asla giymiyorum. <laughs> Hatta iş çamaşırı giymiyorum da. İşte, <laughs> işte. <laughs> i̇şte, Nasıl girersen öyle gidiyorsun. <laughs> <laughs> yani e, şey standart bir yılbaşı ben yılbaşlarında asla dışarı çıkmam asla çünkü şey gibi oluyor ya böyle seksek oynuyorsun yani her yerde bir sarhoş kusu ö, ö, ö falan diye sanki başka günler asla içmiyormuş da yılbaşına saklıyormuş gibi kendini içen insanlar oluyor. Evet oluyor oluyor. oluyor abi şunu ağzınızla lütfen çok rica edeceğim ya. <laughs> TRT arşiv <uzun> o <laughs> <laughs> Tabii benim öyle olur ya. Benim <laughs> Finalde bir TRT arşivle söylüyoruz yani, mu? <laughs> ya böyle şuradan güzel bir kitap seçerim onu okurum. Ya böyle bir dizimizi açarım öyle girerim yani 19-8 tamam işte mis gibi senin var mı planın? Bir başıma girdim başıma falan demeyi düşünüyorum. Aa yani, güzel melankolik. Evet, <laughs> aa, güzel bir düzenek yapıp çünkü. Karışık lüks çerez de var mı? Hı? Karışık lüks çerez. Yok ya şey simbat siyah çekirdek düşünüyorum bir <laughs> <Bu> şeyden bimden. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bak olur bence. Aa, ürün yani <laughs> Şimdi bin daha simbat çekirdek. <laughs> 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 Bu tadı keşfetmelisiniz. <laughs> hmm, her tarafı tuz oluyor ağzınızın. <laughs> 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 güzel. Ya bakalım 2024 bize neler gösterecek? Güzel şeyler gösterse Allah evet, aşkına ya yani bak ya. bu sağlık falan ben bu sene gerçekten hani o, o, evet. o konuda istekliyim yani. Hani laf olsun diye söylemiyorum. Bir talebim var yani. Var ya sağlık olsun yani evet. herkes sağlıklı olsun evet, vallahi kesinlikle. Ins se insanlar sevdiklerinin sağlık sorunlarıyla baş etmek zorunda. Ya baş etmekten kastım yanlış anlaşılmasın yani. yani bunu düşünmek zorunda evet. kal kalmadıkları sağlıklı bir yol olsun herkes için Evet. Yani. Bence en güzel dilek bu. Herkese o zaman sağlıklı, yeni, güzel, artık kazığın, ucunun, şeyin genişlediğinin bittiği bir yıl dileyelim. Hissetmediğimiz gibi olmasın. <laughs> Bence nasıl girersen öyle geçmiyor ama <laughs> siz yine de... <laughs> siz yine de güzel girin be. <laughs> i̇yi olsun her şey çok güzel. iyi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için çok teşekkür ederiz hepinize. Hoşçakalın.